İran ve Suriye için yolları birleşen AKP-PKK ikilisi. Türkiye'de AKP tarafından gerçekleştirilen PKK açılımı, aynı zamanda ABD-İsrail ikilisinin Suriye ve İran üzerindeki hedeflerle alakalı gelişmelerle de birebir bağlantılıdır. AKP-PKK aynı küresel güçlere hizmet ettiği için göz bakışıyla bile anlaşılabilecek kadar uyumludur. ABD-İsrail ikilisi, AKP ve PKK ikilisini Suriye ve İran üzerinde kullanmak için konumlandırmaktadır. ABD İsrail, terör örgütü PKK'yı Türkiye'den kazanan taraf olarak kandile çekmeye çalışmaktadır. AKP'nin PKK'ya verecekleri PKK'nın tarihi kazancı olacaktır. İlk etapta Öcalan'ın serbest bırakılması ve Kürdistan'ın tanınmış olması bu kazancının ana noktası olarak konuşulmaktadır. 15 Şubat 1999'da Öcalan'ı 56. azınlık hükümetine teslim eden ABD, emaneti AKP hükümetinden geri almak için gün saymaktadır. ABD, İsrail ikilisinin ileri karakolu olacak Kürdistan için şimdi Öcalan'a özgürlük zamanı gelmiştir. Kullanım alanı tekrar değiştirilmiş ve yeniden konumlandırılacaktır. AKP'nin Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla kongresinde konuk ettiği Barzani'nin 21. yüzyıl Kürtlerin yüzyıldır diyerek Kürdistan'ın dört parçasının katılımıyla ulusal bir kongrenin yapılmasından söz etmek için koşullar her zamankinden daha uygundur sözlerini kullanmasını bu çerçevede değerlendirmek lazımdır. İran, Suriye, Irak ve Türkiye'den toprak parçası alarak sözde Kürdistan'ı kurma hedefine ABD, İsrail, AKP, Barzani ve PKK adım adım ilerlemektedir. Irak'ın toprağını almayı Barzani'ye, Türkiye'den toprak almayı AKP'ye ihale etmişler, geriye İran ve Suriye kalmıştır. Suriye'nin kuzeyine AKP'nin lojistik desteğiyle Barzani ve PKK güçleri yerleşmeye başlamıştır. Suriye yönetimi henüz devrilmese de bünyesine bu mikroplar girmiştir. Suriye'nin kuzeyinde PKK ve Barzani paçavralarının dalgalanması zaten sürecin nereye gideceğini göstermektedir. Barzani ve PKK arkasına AKP'yi almış, AKP de arkasına ABD'yi alarak küresel emperyalizm trenciliği oynamaktadırlar. Bu küresel emperyalizm treni İran'a henüz müdahale edemedi. Geçtiğimiz yıllarda müdahale girişimleri oldu ama bozguna uğradılar. PKK'nın İran kolu olarak kullandığı Pejak'ı yenilgiye uğratan İran, kendi üzerindeki oyunları da bozmuştu. İran ordusunun Pejak'a yönelik verdiği tavizsiz mücadele Pejak'ı yerle bir etmiş ve Pejak'ı yalvartan duruma getirmişti. İran Pejak'ın tüm kamplarını bomba yağmuruna tutmuş, yakaladığı Pejaklı teröristleri sorgusuz sualsiz idam etmiş ve Pejak'ın tüm kamplarına İran bayrağı dikmiştir. İran PKK'ya karşı bu mücadeleyi verirken AKP sayesinde Türkiye'nin her yeri PKK kampına dönmüştür. Aradaki fark işte budur. AKP ve PKK'nın talimat aldıkları yer ABD'dir. O yüzden adımları birbirine uyumludur. AKP ve PKK ikilisinin Suriye ve İran için hazırlanması ve motive edilmesi sürecini yaşıyoruz. Analar ağlamasın masalı aslında daha çok anaların ağlaması için hazırlıktır. Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de, Libya'da, Tunus'ta, Mısır'da milyonlarca Müslümanın öldürülmesinde her türlü vebali olan AKP'nin milyonlarca Müslümanı öldüren ABD askerlerine dua eden Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Analar ağlamasın'' masalı trajedi değil de nedir? Büyük savaşların hazırlığı yapılmaktadır. Direnen Suriye düşerse sıra İran'a gelecektir. AKP, küresel güçlerin amelesi olarak her yerdedir. Kurulduğu günden bu yana maşa olarak kullanılan PKK'da her türlü göreve hazırdır. İran üzerinde ABD merkezli politikaları yürüten medyada görev başı yapmıştır. İran'a yönelik propagandaların en ilgincini Milliyet Gazetesi'nden Aslı Aydın Taşbaş yapmıştır. Aslı Aydın Taşbaş'ın yazısında yer alan Son dönemde Kandil'le gizli bir görüşme yapan İran istihbaratı PKK'yı çözüm sürecinden vazgeçirmeye çalışarak askeri yardım teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. En son Murat Karayılan'la görüşen İran'ın ünlü istihbaratçısı Kasım Süleyman'ın savaşa devam etmesi koşuluyla PKK'ya ağır silah ve lojistik destek teklif ettiği öğrenildi. PKK yönetimi İran'dan gelen teklifi reddetti şeklindeki cümleler küresel sipariş olduğunu göstermektedir. PKK'yı Kandil'de maşa olarak kullanmak adına koruyan ABD'dir. Ama ABD'nin politikalarıyla nefes alan Aslı Aydın Taşbaş, İran'a yönelik PKK'yı Türkiye üzerinde kullanan ve kullanmaya çalışan imajı vermeye çalışıyor. Bu aslında gelecek günlerde yaşanacakların habercisidir. AKP ve PKK ikilisinin aferin alacağı görevi Suriye ve İran'ı ABD-İsrail ikilisine teslim etmektir. Onun her türlü hazırlığı yapılmaktadır. Bu yazılarda bunun medya yağdır olduğu gibi değil de İran'ın PKK'yı desteklediği gibi bir atmosfer yaratmaları oyunun bir parçasıdır. AKP PKK ikiz kardeş gibi kol kola yürüyor. Ama İran'dan sanki ahlaksız teklif yapılmış ve bu teklif karşısında Türkiye'yi düşünüyor gibi davranıyorlar. PKK Türkiye üzerinde zafer kazanmış edalarda poz verirken hala İran'ı PKK üzerinden şekillendirmeye çalışıyorlar. Amerika'nın üzerine saldığı PKK'nın kolu Pejak'ı dümdüz eden İran, yine ABD'li kalemlerin kurnazlığıyla PKK'yı yönetmeye çalışan gibi sunuluyor. AKP yandaşı medyada bugünlerde İran'la ilgili yönlendirici yazılar çoğalmaktadır. APO'nun adeta AKP eş başkanı haline getirilmesi ortadayken, AKP'li yandaşların İran üzerinden propaganda gerçekleştirmesi BOP'un kurnaz oyunudur. Bu oyuna karşı Türk milleti uyanık olmalıdır. Her gelişme Suriye ve İran'ın ABD İsrail ikilisine teslimi içindir. PKK AKP'nin yol arkadaşıdır. Yolları İran ve Suriye için bir kez daha birleşmiştir.